Karadeniz'den günaydın güzel ülkemin güzel insanları. Hepimize sağlıklı, huzurlu, neşeli, musmutlu, bolluk ve bereket içinde güzel günler diliyorum. Bugün inşallah sizlerle birlikte kara lahana, Karadeniz'i tabiriyle pancar nasıl ekilir, nasıl dikilir, nasıl yetiştirilir bunu öğreneceğiz, bunu göstereceğim. Beğenirseniz işaretlemeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Lahana tohumu, kara lahana tohumu dikeceğimiz, ekeceğimiz yeri şöyle hazırlıyoruz. Şöyle hazırladık. Tohumun serpiştirilmesi konumuna getirdik. Ben size burada küçük bir yer hazırladım. Size göstermek için normalde daha büyük yere tohum ekiyoruz. Bakın burada daha önce dikmiş olduğumuz tohumlardan büyüyen fideler. Bunlar da geçen sene dikip de bu sene tohuma kalkmış olanlar tohum hali. Evet burada geçen seneden poşete koymuş olduğumuz kara lahana tohumları. Evet geçen seneden poşete atmış olduğum kara lahana tohumları. Şimdi bunu şöyle serpiştiriyoruz toprağın üzerine doğru. Bol gene serpiştiriyoruz. Hani tabiri caizse tohumuna para vermediğimiz için bol bol serpiştiriyoruz. Sık bir şekilde çıkması için. Evet. Her tarafa serpiştirdik. Birazını da ilaçlık diye her ihtimale karşı bıraktık. Şimdi şöyle hafifçe toprakla beraber karıştırıyoruz. Çok fazla değil. Hafif bir şekilde çok da derine gitmesin diyerekten. Bundan sonra fide olmasını, büyümesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Lahana tohumlarımızı hızlı bir şekilde büyümesi için, hızlı bir şekilde çimlenmesi için ıslatıyoruz, nemlendirilmesi için. Şöyle toprağımız ıslak olursa daha hızlı bir şekilde nemlenir. Tohumlarımız daha hızlı bir şekilde fidan olur. Fide olursa, fidan olursa daha hızlı bir şekilde de gelişir, yetişir. Evet arkadaşlar. Burada ekmiş olduğumuz fidelerden çıkanlar kara lahana fideleri bunlar. Pancarımız böyle. Önce fitil diye tabir ettiğimiz fidan haline geliyor. Sonra biz bunları dağıttık dağıttık. En sonunda da bir kısmı olduğu yerde büyüyecek. Buradan toplayıp yiyeceğiz. Evet. Şimdi sizlere bir de fidan halindeki boyunu göstereyim. Boyutunu gösteriyorum. Bakın şöyle. Şu boydayken de dikiyoruz. Şu boydayken de dikiyoruz. Şöyle şu boya geldiğinde de dikiyoruz. Yani genel itibariyle şu boyda dikilirse daha çabuk toparlıyor. Daha çabuk kendine geliyor. Daha çabuk büyüme gösteriyor. Toprakla buluşması daha kolay oluyor. Toprakta kendini bulması daha kolay oluyor. Evet arkadaşlar. Karadeniz'in vazgeçilmezi kara lahana. Buranın tabiriyle pancar. Bir tane kökünden söküyoruz. Bir başka yere dikiyoruz. Geniş bir alana dikiyoruz. Büyümesi için. Evet, kara lahana, pancar. Önce tohum. Tohum toprakla buluşuyor. Fide oluyor. Fide olduktan sonra ekiliyor. Böyle büyük hale gelecek inşallah. Büyüyecek. Hemen şurada yanına dikiyoruz. Şöyle şuraya. Güzel bir kuyu açtık. Ben şimdi size göstermek için bunu açıyorum. Böyle bir tane kuyu. Normalde biz böyle bu kuyuları çok fazla açıyoruz. Açtığımız yere de komple bahçeyi ekiyoruz.
belliyoruz, kazıyoruz. Ondan sonra sürüyoruz tabiri caizse. Ondan sonra da fidanlarımızı böyle hızlı bir şekilde dikiyoruz. Şimdi bir tane size göstermek için açtık. Şöyle. Önce tohum, sonra fidan oldu. Şimdi son olarak da can suyunu vereceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle can suyu işlemini hallediyoruz. Evet, bol su. Can suyu neymişti? Daha önce anlatmıştık. Can suyu dikmiş olduğumuz fide ile toprağın arasındaki gözenekleri kapatır. Böylece kökü hava almasını engeller. Kök hava almayınca kurumaz. Eğer can suyu vermezsek kök hava alacağı için fidanımız kuruma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Daha önce dikilmiş olan, yetiştirmiş olduğumuz kara lahananın pancarların, evet, bunları daha önce dikmiştik, yetiştirmiştik. İster çorbasını yap, ister dolmasını yap, ister sarmasını yap, ister kavurmasını yap. Evet, şu anda kara lahananın tohuma dönüşme aşamasındaki hali. Önce çiçek açtı, sonra tohuma dönüştü. Şimdi bunlar böyle kuruyacak, iyice yerinden sökülecek, kurutulacak, tane olacak, bahçeye ekilecek.